İyi akşamlar arkadaşlar. Modern şirketimiz TAV Havalimanları. Benim bir abim var. Kendisi Türk değil, Müslüman değil. Fakat ben kendisine de söylüyorum. Bu dünyada babamdan sonra başıma gelen en büyük mükafat bu abim benim. Son derece adil bir insan, son derece hukuka saygılı bir insan, aynı zamanda bir iş adamı ve çalışanlar tarafından son derece sevilen bir patron. Bir şekilde borsayla ilgilenmeye başladı kendisi. Ondan borsa şirket değerlendirmesi bana ayrı bir keyfiyet veriyor. Ayrı bir zevk, ayrı bir lezzet, tat bırakıyor. Çünkü kendisi birçok alanda iş adamı müteşebbis olması sebebiyle bizzat sahada olduğundan finansal okurluğu da, yazarlığı da mükemmel bir abi. Kendisine bir bankanın müşteri temsilcisi TAV Havalimanları'na tavsiye etmiş. O da benim bu işlerle böyle ufak tefek kendi çapımda ilgilendiğimi bildiği için şuna dedi bir bakıver. Ben dün akşam yapmıştım, dün akşam gelmişti. Şöyle göz ucuyla baktıydım, pek beğenmediydim. İnanın bakmadım yani tam teferruatlı incelemedim. Şimdi hep birlikte inceleyeceğiz. Dedim abi iyi bir bilanço açıklamadı. Göz ucuyla şöyle bir baktıydım ama beni pek sarmadı. Bir de böyle aracı kurum tavsiyesi bilmem ne uzak dur dedi. Peki dedi kendisiyle ayrıldı. Şimdi aklıma geldi bir yapalım. O da izlerse durumu, vaziyeti bizzat somut verilerle tanık olsun. 2022'nin ikinci çeyreği ile 2023'ün ikinci çeyreği bilanço düzenlemesine göre aktiflerden değerlendirdiğimizde bu arkadaş hava ve ulaşım sektöründe faaliyet gösteriyor, yer hizmetlerinde faaliyet gösteriyor. Sektörde rekabet rakibi var mıdır bilemiyorum. Bir Havaş var galiba bildiğim kadarıyla yer hizmetleri sunan. O da borsada işlem görmüyor. Yani tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Çok detaylı olarak bilmiyorum ama rekabet halinde olduğu başka bir herhalde borsada işlem gören veya görmeyen şirket yok. Sektörde tek monopol piyasa olduğunu tahmin ediyorum. Emin değilim. Şimdi bakalım. Toplam aktifler içerisinde işletme sermayesinin payı yaklaşık %15,5'tan yaklaşık %18'e, reel olarak %36-39,5 oranında artış göstermiş. Toplam aktifler içerisinde sabit kıymetlerin payı %84,5'tan %82'ye yavaşça azalırken reel olarak %19,5 artış sağlamış. Cari fiyatlarla mutlak olarak bir yıl içerisinde bir önceki döneme göre 50 milyon 814 bin 33 lira iktisadi varlık artışı sağlamış ve duran varlıkların öz kaynaklara oranı %309 stabil. Değişen bir şey yok. Maddi duran varlıklarının öz kaynaklara oranı %48, bir üretim şirketi
olmamasına rağmen ve maddi duran varlıkları son derece yeni. Yani bir üretim tesislerinde ya da üretim sermayesinde herhangi bir modernizasyona veya yenilemeye, değişime kısa vadede gereksinim olmadığını görüyoruz. Kaldı ki hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak. İşletme sermayesinin bileşenlerine baktığımızda toplam aktifler içerisinde hazır değerlerin payı %5,5'lan stabil kalmış. Yani çok minik, çok cüzi artış bile diyemeyiz. Yine toplam aktif içerisinde şirket atıl kapasitede boşta olan parasını değerlendirmek için finansal yatırımlara yönelmiş, menkul değerlerde fazla atıl olan likiditesini kısa sürede tek tuştan hemen paraya çevirebileceği menkul değerlere yatırım yapmış. Bir önceki dönem toplam aktifler içerisinde 2,22 olan menkul değerlerinin payı inceleme döneminde %3,19'a reel olarak %76 artış kaydetmiş. Bence isabetli bir politika. Hazır değerlere bir fark olmadığını, azalma veya çoğalma olmadığını söylemiştik ama bizim için önemli olan hazır değerler, yani kasadaki likit keş para son derece önem arz eder. Kısa vadede ve günlük şirketin işletme giderlerini karşılaması açısından bunu biz önemli olan artış azalışını nakit akış tablosunda izlememiz lazım. Şirket işletme faaliyetinden 2,5 milyon nakit oluşturmasına karşın inceleme döneminde hazır değerleri 1.327.000 TL azalmış. Evet, her ne kadar aktiflerde, hazır değerlerde bir değişiklik olmadığını görmüş olsak da ama nakit akım tablosunda 1 milyonun üzerinde hazır değerlerinde bir azalış olduğunu görüyoruz. Finansal yatırımlara yapmış olduğu yatırımda bunu teyit ediyor. Toplam aktif içerisinde ticari alacakların payı stabil kalmış. Stoklar zaten bu tür şirketler stok ağırlıklı çalışmaz. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. O yüzden bu tür şirketlerde stoklar çok fazla önem arz etmez. Gelelim varlıklarını fonladığı, finansını sağladığı borçlar bölümüne, kaynaklar bölümüne. Varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynakların payı %17'den %19'a yavaşça artarken reel olarak kısa vadeli yabancı kaynaklar %36 artmış. Varlık finansmanında uzun vadeli yabancı kaynakların payı ise %55,5'tan %54,5'a yavaşça gerilemiş. Varlık finansmanında toplam borçların payı %72,5'tan yavaşça %73,5'a artarken varlık finansmanında öz kaynakların payı %27,5'tan %26,5'a yavaşça azalmış. Şirket varlıklarının %73,5 oranında toplam borçlarla %26,5 oranında da öz kaynaklarıyla fonlamakta, şirket varlıklarının büyük bir bölümünü hatta tamamını toplam borçlarıyla fonlamakta ve toplam borçlar öz kaynakların yaklaşık 3 kat üzerinde. Bu da işletmenin finansman açısından zayıf olduğunu bize göstermekte. Kısa vadeli yabancı kaynak dağılımına baktığımızda maliyeti yüksek
Finansal borçların payı varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde 7.69'dan yavaşça 8'e artarken ticari borçların maliyeti düşük ticari borçların payı %1.5'da yani 1.64'ten 1.70'e bunu da artmış sayamayız arkadaşlar. Bu da stabil kalmış. Yani ticari borçlarda bir yıl içerisinde bir değişiklik olmamış. Maliyeti yüksek finansal borçlarda çok minik, çok küçük, hatırsız bir artış söz konusu. Daha kapsamlı, daha detaylı inceleyelim. Finansman yapısını, yük mü var? Evet, işletmenin bir yıl içerisinde 2 milyona yakın bir yabancı para pozisyon fazlalığı yaratarak inceleme döneminde yaklaşık 2,5 milyon net yabancı para pozisyon fazlalığına sahip. Bunları göstermiştim daha önce, önemini de anlatmıştım. Bunlar da gayet güzel gözüküyor. Finansman kaynaklarında kısa vadeli değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı yaklaşık %3 oranında azalırken yabancı kaynakların payı yani borçların payı %1 oranında çok düşük oranda bir artış göstermiş, bir sıkıntı yok. Fakat işletme sermayesi, net işletme sermayesi %41 azalış göstermiş. Ve net finansal borçları yaklaşık %90 artmış. Ticari alacak, ticari borç dengesine baktığımızda ticari alacaklarıyla ticari borçlanmalarının finansını sağlaması da %4,5 oranında azalmış. Finansman olarak da çok olumlu, yani zaten bir finansman yükü var. Borçları öz kaynaklarının 3 kat üzerinde detayına girdiğimizde de çok böyle aman aman bir iyileşmeye yönelik bir ibre sergilemiyor. Öz kaynaklarına bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı belirgin şekilde azalmış. Öz sermaye karlılık payı kısmen artmış. Toplam öz kaynaklar %1 oranında ödenmiş sermaye, %24,5 oranında da içsel sermayeden teşekkül etmekte. Şimdi arkadaşlar, şirketler, iyi dinleyin, şirketler size temettü ödemesi yapıyor. Bunu bazen nakden yapıyor, nakit olarak size takdim ediyor. Bazen de hisse senedi vererek yapıyor. Bu size şirketler ödemeleri nereden yapıyorlar? Hangi alandan size bunu yapıyorlar? Arkadaşlar, öz kaynaklarından yapıyorlar. Yani öz kaynağı güçlü olmayan bir şirketin size nakden veya işte bedelsiz hisse senedi vermesi biraz güç olur. Niye? Nakden sermayede, nakden ödenen temettüde öz kaynaklardan verecek. Evet, hisse senedi ödemesini öz kaynaklardan bir kayıp meydana getirmiyor ama nakden ödenen temettüler öz kaynakları azaltan unsurlar. Şimdi bu arkadaş diyelim ki size temettü verecek. Nereden verecek? Şimdi geçen televizyonda seyrediyorum. Neydi arkadaşın adı? Yusuf Kaya, Sermaye Piyasası Kurulu uzmanı. Ya, ülkede diyor analist yetişmiyor, aracı kurumlar da yetiştirmiyorlar. Şimdi bu arkadaş neyine, yani bilmiyorum, saygı duyuyorum, eleştirmiyorum. Bu şirketi müşteri temsilcisi olarak nezdinde bulunan hisse senedi yatırımcılarına neye istinaden tavsiye ettiğini inanın merak ediyorum. Eğer bilmediğimiz, onların bildiği
Onların gördüğü bir şey varsa onları aramaya çalışıyorum, onları bulmaya çalışıyorum. Kimseyi eleştirmiyorum. Bunu da yanlış anlayan arkadaşlar var. Ama insanlar yaptıkları işlere saygı duymalılar birazcık. Bir saniye arkadaş. Emisyon primi. Evet, hisse senedi ihraç primi. Hisse senedi ihraç etmiş. Ona baktım arkadaşlar. Evet. Şimdi yani size ödenecek temettüler tamamen öz kaynaklarından. Zaten içsel sermayede bir şey yok arkadaşlar. Ne yani ne verecek? Yani bir temettü ödeme beklentisi var desem o da yok. İçsel sermaye yani biriktirdiği işte geçmiş yılların kar zarar bölümüne her sene bugünkü değil bugüne kadar olan kardan kısıtladığı ayırdığı bir miktar payı geçmiş yılların kar zarar bölümüne atar. Orada birikir. Bu içsel sermayedir. Orada da bir şey yok. Devam edelim. Devam edelim. Gelelim gelir tablosuna. Hani gelir tablosunda bir şey mi gördü de teklifte bulundu, böyle bir şey yaptı? Bilemiyorum. Ha belki spekülatif bir hareket yapacaktır. Bilemem. Haberini almıştır, tüyosunu almıştır. Hani kıyak geçiyordur. Bilemiyorum. Bakalım gelir tablosuna. İşletmenin net hasılatı reel olarak %29 oranında artarken hasılatın maliyeti hasılatın çok çok üzerinde %38,5 oranında artmış. Bakın arkadaşlar, birinci çeyrek ve ikinci çeyreğin şirketlerin kronik yapısal sorunlarından söz ediyorum. Satışların maliyeti satışların artışının üzerinde gerçekleşiyor. Yani şirketlerde bir maliyet sorunu kronik hale gelmiş. Birinci ve ikinci çeyrekte devam eden. Toplam gelirler içerisinde maliyetlerin payı %59,5'tan belirgin bir şekilde yaklaşık %64'e reel olarak %38 artmasının neticesinde gayri safi işletme karı %40,5'tan %36'ya gerilemiş. Bakın bu gösterge son derece önemlidir arkadaşlar. Özellikle hani bu hisse senedi yatırımcılarının hani hikayeleri var, kitaplar yazıyorlar. Nasıl zengin oldum? İşte yatırımcı, menkul kıymet yatırımcısı olarak, şirket yatırımcısı olarak, değer yatırımcısı olarak hani nasıl zengin oldum, parayı buldum diyenlerin öncelikleri şudur arkadaşlar. Rekabet üstünlüğünü ele geçirmiş veya ele geçirme potansiyeli olan borsada işlem gören şirketleri tespit ederler. Rekabet üstünlüğünü ele geçirmiş ya da ele geçirme potansiyeli olan şirketleri de gayri safi işletme karındaki oranla tespit edebilirsiniz. Elbette tek bir gösterge yeterli değildir ama ilk bakılacak yerdir. Faaliyet giderlerinin payı %17'den %19'a çıkmasının neticesinde de net faaliyet karlılık payı toplam gelirler içerisinde %23,24'ten %17,5'a azalmış. Reel olarak net faaliyet karı %3,5 aşıntıya uğramış.
İşletmenin Allah'tan faaliyet giderleri yok. Çok cüzi de olsa bir faaliyet geliri var. Faaliyet gelirinin bir önceki döneme göre kısmen artmasının neticesinde esas faaliyet karlılık payı %23,5'tan %18'e azalarak, yani o azalışı önüne bir set olmuş, bir nebze set olmuş. Ve esas faaliyet karlılık payı reel olarak %0,79, %1 artmış. Olağan gelir gider farkı, olağan gelirinin olağan dışı gelirinin payı 2,40'tan 3'e artmasının neticesinde de faiz vergi öncesi karlılık payı %25,5'tan %23,5'a azalarak gerçekleşmiş bir önceki döneme göre. Finansman giderlerinin payının %16,5'tan %17,5'a yavaşça artmasının neticesinde de vergi öncesi karlılık payı yaklaşık %9'dan %6'ya azalarak, reel olarak %16 aşıntıya uğrayarak gerçekleşmiş. Vergi giderlerinin payının %3,5'tan %5,5'a, reel olarak %94,5 oranında artmasının neticesinde ana ortaklık payları dahil net dönem kârı %4,5'tan %0,26 dönem zararı yazmış. Şirket net dönem zararı yazmış. 31.638 TL. Şimdi abi, hangi geçerli, finansal olarak soruyorum, finansal rapor olarak soruyorum, hangi geçerli bir sebepten ben bu hissenin, şirketin hisselerini tercih etmeliyim? Ya efendim, bu dönem bilanço kötü geldi de hisse olması gereken fiyatının altında işlem görüyor. Ya anladım da, yani sektöründe tek rekabetsiz bir şirket böyle bir enflasyonist dönemde kar etmeyecekse ne zaman kar edecek? Değil mi? Ben sormak mecburiyetindeyim, sorgulamak mecburiyetindeyim. Sormadığım, sorgulamadığım hayat bana ait değildir. Birinin güdümünde yürüyorumdur. Birisi beni güdüyordur. Eğer sormuyorsam, sorgulamıyorsam ve ben güdülmeye müsaitimdir. Peki bu arkadaş, şimdi merak ettim. Hani bu dönem öyleyse İlk çeyrekteki performansı neymiş? Ona da bakalım. İlk çeyrekte, evet, orada da zarar. Yani bir önceki dönemde de zararmış. Birinci çeyrekte de bu şirket dönem zararı yazmış. Hangi sebeplerden ötürü? Evet, satılan malın maliyetinin satışların üzerinde gerçekleşmesinden. Bir kere bu şirketin bir maliyet sorunu var. Maliyet kronikleşmiş. Bir maliyet sorunu var. Bu şirketin acilen maliyetlerini düşürmesi gerekiyor. Maliyetlerindeki artış neden kaynaklanıyor satışlarda? Derhal buna bir önlem bulması gerekiyor. Artı, bakalım finansman giderlerine. Bir önceki dönemde de çok fazla bir finansman giderinde artış yok ama orada da var bir artış. Bakalım. Finansal borçlarda da, yani orada da stabilizasyon söz konusu. Ama dediğim gibi bu arkadaşın bir maliyet sorunu var. İvedilikle bu maliyet sorununu aşması gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere net dönem karının
içsel ortaklara dağıtılacak ya da içsel sermayeye aktarılacak 0,80 kuruş eksiye düşmüş. Yani bir şey de aktaracak bir şey yok. Net dönem kar, geçmiş yılların kar kısmında zarar olarak yerini almış. Dönem karı zararı olarak yerini almış. Bakalım nakit akımına bakalım. İşletme faaliyetinden %185 nakit girişi sağlamış ama asıl operasyonlardan nakit girişi %261 nakit girişi azalmış. Şirket bir dizi yatırımlara gitmiş. İyi, normal. Ve finansman faaliyetlerinden nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %455 oranında azalmış. Bu oranın %100'den küçük olmasının sebebi neydi arkadaşlar? Neyi bize neyi anlatıyordu? Bakın gördüğünüz gibi %100'ün altında, %100'den küçük. Peki %100'den küçük olursa ki son derece takip ettiğim bir göstergedir. Oran %100'den küçük oluşu işletmenin esas faaliyetinden verdiği nakit açık nedeniyle %100'den küçük olması esas faaliyetinden vermiş olduğu nakit açık nedeniyle eksi %261. Devam edelim. Esas faaliyetlerinden verdiği nakit açık nedeniyle de borçlanmak ya da nakden sermaye artışı gereğini duyduğunu gösterir. Yani bu arkadaş bir borçlanma gereksinimi içerisinde ya gidecek üçüncü şahıslardan yabancı kaynak bulacak ya da hisse senedini alandan nakden diyecek ki karıma da ortağıma da zararımı da madem ortaksın pamuk eller cebe bana her bir değer hisse için şu kadar temettü öde. Bedelli sermaye artırımına gidiyorum. Deme potansiyeli var. Diyecek demiyorum. Bu potansiyeli taşıyor. Arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. Allah'tan bana denk gelmiyor. Böyle bir hele banka müşteri temsilcisi bana telefon açacak da böyle bir kağıdı tavsiyede bulunacak. Bunu gider o şubede bulurum ben. Vallahi bulurum. Hayır. Sana ne kötülüğüm var benim kardeşim derim ya. Sana ben ne kötülük yaptım derim. Allah aşkına sana nasıl bir kötülük yaptım sen bana böyle tuhaf tuhaf şeylerle geliyorsun diye. Evet, bu oran %100'e yakın olmalı. O da olumsuz. Bu oran da %100'den küçük olmalı da eksi olmamalı. Neyse. Gelelim fon kaynak kullanımına. Fonların %35'lik kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Ana kaynak uzun vadeli borçlar %46 ile oluşurken ana kullanım %55-28 ile diğer duran varlıklar olmuş ve şirket varlıklarını, yatırımlarını %26,65 oranında fonlamış. Evet. %46 ağırlıkla uzun vadeli borçlar ana kaynak kullanım olmuş. %55-28 ile duran varlıklar ana kullanım olmuş ve 26,5 oranında da yatırımlarına fon harcamış. Peki satışlar ne yapmış abi? Hayret. Reel satışlar %29 artış göstermiş. Buna rağmen. Mutlak olarak %81 satışlar artarken reel olarak %29 artmış. Güzel. Reel olarak satışlarını artırmış ama gel gelelim satışlarının maliyeti reel satışlarının bir hayli üzerinde %38,5 oranında artınca işletmenin karını
Emmiş, götürmüş. Köpük gibi üfleyince gitmiş. Rasyolarına bakalım. Evet, likidite oranları arkadaşlar düşük. Olması gereken de değerlerin altında ve likidite riski taşımakta. Faaliyet oranları vasat. Kaynak yaratma çok kötü. Faiz ödeme gücü de azalmış. Etkinlik oranı da vasat olarak gerçekleşmiş. Ama şurada dikkatimi çeken, bakın arkadaşlar, çok dikkatli olmak gerekiyor. Gerek Edward Altman'ın Z-Score risk yöntemi, gerek Gordon Springate'in S-Risk skoru, ikisi de yüksek risk içerdiğini gösteriyor yatırımcılar açısından. Yine bizim değerli hocalarımızın sürdürülebilirlik analizi risk modeline de göre bu iki yabancı risk yöntemine göre yüksek risk içermese de dikkatli olun gri alanda diyor. Yani gri alan yeşillen kırmızının arası oluyor. Dikkatli olun diyor. Yani risk içermeye başlıyorum diye haberci öncü gösterge oluyor. Evet, bu şirketi. Yani nereye yön? Neyse, gelelim işletme ve şirket ve ortak karlılık oluşumuna. Sürüm %5,5 artmasına rağmen satış karlılığı %22 azalmış. Satışların maliyetinin artışından ötürü. Şirket karlılığı %18 oranında azalırken ortak karlılığı çok daha yüksek oranda %91,5 oranında azalmış. Katkı payı yüzdesi %21 azalmış. Risk %5,5 artmış. Emniyet marjı %5,5 düşmesi demek. Riskin 5,5 oranında artmış olması demek. Borçların öz kaynaklara oranı %4 oranında artmış. Varlık karlılığı %18 azalırken borçların maliyeti %11 artmış. Finansal kaldıraç işletmenin aleyhine olumsuz yönde gerçekleşmiş. Net ortak karlılığı da %100 oranında azalmış. Zaten ben buna baktıktan sonra bir daha hiçbir yere bakmazdım. Geldik hissenin olması gereken fiyatına. Bugün ayın 27'si. Bugün bu arkadaş ...113-115 liradan, bir gün önce 115 liraymış, bilançosu açıklanınca 114 liraya geri gelmiş. Bugün en düşük, en yüksek ne gördü merak ediyorum. Yani dün bilançosu geliyor, böyle bir bilançoya bugün tutuyorsun, TAV Havalimanları'nı al diyorsun. İlginç yani ya. Böyle bir dostum varken ben hiç düşman aramam. Arkadaşlar, şimdi iki sebepten bu arkadaş bunu tavsiye etmiş olabilir. Ya muhtemelen benim şu kullandığım ki itibar ettiğim hisse değerleme modelini kullanıyor. Evet, vermiş olması gereken değerde benimkiyle birebir tutuyor. Ama arkadaşlar, tek bir gösterge yeterli değil. Eğer buna göre verdiyse, yani hissenin olması gereken fiyatına istinaden bu tavsiyede bulunduysa eksiği var bu arkadaşın. Tek bir göstergeyle olmaz. Diğer hisse değerlemelerinin de o, yani üçünün birbirini okeylemesi lazım, desteklemesi lazım. Gerek temettü kapitalizasyon yöntemi, gerekse indirgenmiş nakit akım yöntemine göre. Şimdi yazılımı kullanan arkadaşlar burada görüyorlar. Yıllık büyüme, reel getiri ve dağıtılabilir temettü hesaplamalarının neticesini görüyorlar. Buradan aynı, ya kendileri otursunlar bunları hesaplasınlar, yazsınlar, ya da buradan alıp kendileri girsinler, otomatik olarak görsünler ise temettü kapitalizasyon ve indirgenmiş
serbest nakit akışına göre hangi fiyata tekamül ettiğini görsünler. Olması gereken değerinin üzerinde işlem görüyor arkadaşlar. Gerek serbest nakit gerekse de temettü kapitalizasyon yöntemine göre, ama diğer benim piyasa katma değer yöntemime göre, evet dediği, söylediği fiyata %100 mutabıkım. Ama diğer göstergeler ne yazık ki onu ve de finansal yapı olarak da desteklemiyor. Orası öyle gösteriyor ama o fiyatlama bir şekilde bu paylaşmış olduğu finansal raporlama doğrultusunda rotaya girecektir. Yani piyasa etkinliği gerçekleştiğinde, piyasa etkinliği söz konusu olduğunda o fiyat oradan piyasa etkinliğine göre değerlendirmeye doğru yönelecektir. Evet arkadaşlar, bir başka model şirkette yine birlikte olmak üzere. Şimdilik iyi akşamlar.